Fırat Yılmaz, Defne Engelliler Dernek Başkanıyım. Şu anda en zorluk çeken zaten engellerimiz oldu bu depremde. Bu depremde evden çıkamayan, tabi yatalak olan engellerimiz çoğunlukta. Bu arada Defne'mizde 1600 engellimiz var. 1600 engellimizin 550 engellisi yatalak. Bununla alakalı tabi ölen fazla oldu. Yatalak insanlarımız öldü. Tedavi gören engellerimiz, onlar da vefat etti. Bununla alakalı ben buradan ölen engellerimize başsağlığı diliyorum. Tabii biz konteyner istedik. Engellerimizin zorlukları, biliyorsunuz engellerimiz çadırlarda rahat olamıyor. Lavabosunu, yıkanma, en çok yıkanma tabii. Bu ihtiyaçlara engellerimiz çok muhtaç. Bununla alakalı konteyner istedik. Konteynerlerimizin şu ana kadar hiçbir kişiden ses çıkmayınca biz de şu anda çadırda yaşamaya devam ediyoruz. Tabii sıkıntı yaşıyoruz. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen engelli insanlarımıza sahip çıkalım. Çünkü bu depremde en çok zarar gören, en çok etkilenen engellerimiz, aileleri, çocukları. Tabii engelli ailelerin çocukları, bir engelli onlara fazla sarılıp yürütemez, koşamaz. Onlar için biz bunları istiyoruz. Lütfen sesimizi duysunlar. Özellikle engellerimiz için konteyner rica ediyorum ben. Şimdi gördüğünüz gibi buraya WC koymuş. Herhangi bir tertibatları yok, hiçbir şey yok. İnsanlar ve engeller tabii. En çok engeller burayı nasıl kullanacak? Buna ben çözüm bulmuş değilim. Yetkililere sesleniyorum ben buradan. Lütfen bu tür şeyleri yaparken lütfen engelleri düşünelim. Hiç kalkamıyor. Ayaklarında mı? Bizim aslında en büyük sıkıntımız hocam hasta bezi. Çok bulamıyoruz. En büyük sıkıntımız o. Onun dışında çok şükür başka yani ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz.